Bugünler birlikte oda vlogu yapıyoruz. Nasıl bir vlog olacak anlatıyorum. Arkadaşlar ben bu aralar odamı böyle gerçekten sağladım ve hiç odamı toplamıyorum. Yani böyle topluyorum ama böyle çok fazla yapamıyorum. Ki bugün en fazla yani hepsini yapacağım. Aklıma ne geliyoruz? Odamda her şeyi yapacağım. Böyle topladım çok güzel. Şimdi biraz gidip çadırımı kontrol edeceğim arkadaşlar. Çadır dağınık değil mi diye. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar kontrol ettim bu şekilde. Kontrol yap. Size de gösteriyorum çadırı. İçi de bu şekilde zaten. Toparlamıştım ben. Bu şekilde büyük bir içi var. Gidelim. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber odamda aklıma ne geliyorsa her şeyi düzenleyip gerçekten her şeyi yapacağım. Ki bugün can ders olduğu için hani o 9 gün içerisinde tatilimde odamı gerçekten toparlayamadım. Dinlenmeye atıldım diyebilirim. İşlerim vardı o yüzden. Şimdi arkadaşlar odamı gerçekten dipten olarak toparlayıp temizleyeceğim. Hadi geçelim o zaman arkadaşlar. Evet geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz ki odam bu şekilde dağınık yazık hep birlik. Çadırımız buradaydı. Kardeşim de benim çadırım buradaydı. Yani ikimizin çadırı buradaydı. Fakat çadır burada olunca kapı kapanmıyor. Buraya gerçekten burası dar oluyor. Bana da alan kalmıyor can ders eklerken. O yüzden salonu taşımak zorunda kaldık. Şimdi çay bardağım burada duruyor. Bakın sabahın birinden beri çay bardağım burada duruyor. İki can derste içmiştim. Bir demeyelim 11'de. Şimdi odamı toplamaya başlıyoruz. Hadi geçelim. Evet ben geçtim. Her şeyi topluyorum. Dolap içlerini falan düzenlemek yok. Sadece böyle dışta görünen yerleri düzenleyeceğim. Zaten dolap içlerimi ben düzenleyeceğim. Videoyu yaptıktan sonra yani yarın düzenlerim. Şimdi arkadaşlar şurayı düzenliyorum. Şu şekilde görüyoruz. Burası biraz dağınık çünkü çok fazla yerim yok, koyacak yerim yok. Ben de hep oraya tıktığım için bu şekilde biraz dağınık gözükebilir maalesef. Şimdi arkadaşlar kremlerimi vesaire şeylerimi bu şekilde en sona göstereceğim. Tanıtma yapacağım. Yani gerçekten gösteririm. Evet arkadaşlar şimdi iki tane şöyle bir dezenfektanım var. Burayı temizledikten sonra komple bunları sileceğim. Yani beni sileceğim. Sileceğim her yere. Güzelce sileceğim, temizleyeceğim. Şimdi o zaman biz zaten geçmiştik. Hemen konuşarak yapıyorum. Ben öyle daha hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var. Lazım değil. Şimdi arkadaşlar normalde olduğu gibi çok fazla şeyler hani makyaj malzemeleri falan kullanmıyorum maalesef ki sevmiyorum ben çok kullanmayı bu arada ki daha yaşım küçük. Şimdi böyle kalemliğimi hemen dolabıma koyuyorum. Çöplerimizi bardağın dışına atıyorum arkadaşlar çünkü zaten o mutfağa gideceği için bu şekilde yaptım. Gerçekten masamı toparlayan hani az biraz bile olsa masamı toparlamak zorunda kalmıştım ve toparladım. Ki buna da ihtiyaç duyuyordum. Şöyle bir kutum var. Bunun içine ocaklarımı koyuyorum. Kuşları koyuyorum içine. İçine ocaklarımı koyacağım maalesef. Burada bir cüzdanım var arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Her zamanki gibi. Şöyle. Oyun oynadığımız zamanlar böyle her yer dağılıyor ve dağılmış bir şekilde bulabilirsiniz odamı. O yüzden ben de bu şekilde topluyorum. Oda turu hiç gelmedi diyorsunuz. Tabii ki de gelmedi. Ben çektim fakat sildim. Yani hiç beğenmedim. Oda turumu o yüzden silmiştim. Ama neyse gelir arkadaşlar. Sabredin siz. Biraz daha gelir diyorum. Asla gelmiyor. Gelmiyor. Neyse gelir bir zaman. Bilmiyorum hangi gün gelir ama. Bir gün gelir. Artık çarşamba gelemez. Çünkü çarşamba zaten tatil olduğu için. Oda turu yapmayacağım. Ki video çekeceğim zaten çarşamba günü. Tatil bana. Yani ben de videolarla yoruluyorum arkadaşlar çekerken. Çünkü hani montajı şey oluyor. Gerçi hiç bu videomda montaj yapmayacağım. Güzel rahatım. Şimdi slime'larımız da var. Slime'larımız hep zaten masanın üzerinde durduğu için bir şey sakıncası olmuyor. Ama bunları da bir yere koymam gerekir arkadaşlar. Oyun ürünlerimiz kardeşim ne olduğu için onun odasına götüreceğim. Fakat götürürken zaten size açamam odamı. Bunları koyuyorum buraya. Koydum. Kötü kalemlemesi için böyle biraz düzenledim. Bu da kardeşim. Her şey bende. Neden bilmiyorum. Bu da slime. Bunun içinde de slime var. Bakıyorum. Böyle düzenli olsun yeter arkadaşlar benim için. Düzen lazım. Buraya da.
Ki öyle olacak. Şimdi kulaklığım var. Onu da şöyle kaldırıyorum. Ayrıca şu üst tarafları ben toplamam gerekiyor. O yüzden size de 2 dakika videoyu durduracağım. Üst tarafı toplayıp hemen geleceğim. Geçelim o zaman arkadaşlar. Bye bye. Geçiyoruz. Arkadaşlar dışarıdan sese geliyor. Kusura bakmayın. Çünkü poşet almayayım ve bu üstte bazı oyuncaklarım vardı. Küçüklükten kalma. Şimdi onları koyacağım. Size tanıtmamı istiyorsanız oyuncaklarımı tanıtabilirim. Arkadaşlar bu Mikinimi. Daha ismi yoktu ama Mikinimi koydum. Bu Elsa zaten biliyorsun. Küçüklükten kalma oyuncaklarından bazıları. Çünkü ben onları yerine koymuştum. Orayı temizlediğim için kaldırıyorum. Burada bir minnoş kedim var. Yine bir küçük çocuk ve böyle işte dog köpek var yani dog diyorum. Ben işte bunların güzelce yerlerini koydum. Yani oyuncak poşetine doldurdum ve buraya koyacağım. Sonra zaten bunları götüreceğim yerine. Şimdi arkadaşlar bu üst kısmı güzelce bir bez yardımıyla sildim. Dezenfektan sıkarak. Şimdi ise burayı sildiğim için hani çok fazla bir işim kalmadı zaten. Buradan ibaretti. O yüzden çok bir işim yok şu anlık. Dezenfektanı buraya alıyorum. Ve arkadaşlar şimdi komodinimi sileceğim. En son burayı sileceğim. Burası hep toz olduğu için. En son burayı siliyorum. Ki komodinimi sileceğim. Çok kötü olmuş. Bundan çıkarabilsek. Çıkarttık. Arkadaşlar kuşlar buraya hep sıçmış içiymiş falan. O yüzden bayağı bir pis olmuş burası. Kuşlar biliyorsunuz şu an onu ben salonuna götürdüm. Burayı temizleyeceğim için onları buraya getirmiyorum arkadaşlar çok fazla. Yani getirsem her yer berbat oluyor bu arada. O yüzden yani en son süpüreceğim arkadaşlar. Tabii ki de şu videoda süpürmeyeceğim. Çünkü bakın çerçevemi ne yapmışlar görüyor musunuz? İşemişler üstüne arasında. Kuş bakmak isteyenleriniz varsa önermiyorum. Ama tatlılıklarından dolayı önerebilirim sizlere. Çok tatlılar. Çok da şirinler ama işte arkadaşlar. Çok fazla batı yani çok fazla temizliyoruz. Ama asla göstermiyor temizliği. Çünkü kuşlar batırıyor. Bakın, bakın. Perdeme bile çiş yapmışlar. İnanabiliyor musunuz? Nasıl perde oldu? Hiçbir bilgim yok. Bakın. Görüyorsunuz. Kuş demek bu. Kuş demek. Perdeme bile. Bakın. Ayrıca bu kuşlar var ya. Ben perdeyi ne yapayım? Bir yıkanmıyor da yırtıldığı için. Ben de çıkarmayacak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Önemli değil. Canlar sağ olsun. Yeter ki. Ama işte böyle çok titiz biri falan varsa içinizde arkadaşlarım olarak asla kuş almayın. Çünkü titizliğinizi batırır sizin. Titiz olamazsınız artık. Ki ben öyleyim. Titiz demek her şeyi çok bir şey yapmam. Titiz derken de. Titiz derken şöyle hani yine tozlanır ama kuş alacaklarınız varsa içirirsiniz de. Oh, oraya bir yer hazırlamanız gerekiyor. Mesela ben elimi alıp çadıra götürüyorum arkadaşlar. Kafese götürsünüz zaten bok ederler her yeri. O yüzden yani hiç öyle bir şey denemiyorum. Ki denemem. Çadıra mesela aldığımda elimde götürüyorum kuşları. Kardeşim yakın kendimizi alıyoruz götürüyoruz. Kendimizi alıyoruz ama öyle oluyor. Fakat öbür türlü kafese götürsem ya bir serde olabilirsalar orası da berbat olmuş. Olur yani olmuş diyorum. Şimdi arkadaşlar buralar toplandı. Şimdi ben bunları götürüyorum yerlerine. Sonra geliyorum buraya güzel bir siliyorum. Yatağımı toparlıyorum. Buraları düzenliyorum. Bitiyor. Zaten süpürmek en sona kalıyor. Onu ben videoyu kapattıktan sonra yapacağım. Hadi arkadaşlar topladıktan sonra hepinize tekrar göstereceğim buraları. Oda turu gibi yani. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim masamı tertemiz. Görüyorsunuzdur şu an önünde hiçbir şey yok çünkü. Şimdi masamı güzel bir temizleyeceğim. Hiç masada çok fazla bir şey kalmadı. Ben de ferahladım. Arkadaşlar canlı dersler dolayısıyla hiç kimse gerçekten hani bazı arkadaşlarım da diyor. Hiç kimse doğru düzgün bir odasını toparlayamıyor ya da hani evini temizleyemiyor.
mesela annelerimiz de öyle. Can derslerken hiçbir şey yapamıyoruz gerçekten. Fakat bu bizim hani eğitimimiz için ki buna girmemiz gerekiyor maalesef. Ben de istemiyorum gibi. Yani bıktım artık girmekten ama yapacak bir şey yok. Çünkü o bizim eğitimimiz için gerekli olan bir şeydir. Hani öğretmenler de bıkmış artık bıkmıştır diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. İdare böyle diyor. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey imza atmış artık. Bunu geri çeviremeyiz maalesef. Evet. Evet arkadaşlar. Her yeri tertemiz yaptım. Ki her yer şu an tertemiz oldu. Bir yatağım kalmış. Yatağımda ben şurada kuşları örttüğüm bir bebek battaniyem var. Kuşları hep örtüyorum bunların da. Böyle tutarken bunu tutuyorum arkadaşlar. Şimdi size her şeyi göstereceğim. Topu topuna yani bazı şeyleri. Odamı göstereceğim hani topladığım haline. Ki sonra arkadaşlar bundan sonraki videoda belki mutfak toplama turu falan geliyor. Bilmiyorum. Turu ne ya? Mutfak video ne turu ya? Çok pardon. Mutfak turu dedim. Mutfak toplama video. Şimdi dedim. Bunu buraya koyacağım. Kuşlar bunu hep sıçmışım ben. Ama ben burayı hep yani böyle temizlemiyorum. Arada bir bakın. Gerçekten söylemek gerekirse çok fazla şey yapmıyorum ama. Cüzdanım burada arkadaşlar. Cüzdanımı buraya koyacağım. Cüzdanlar çok oldu bayram dolayısıyla. Tamam. Her yeri tertemiz yaptım arkadaşlar. Ki böyle de gerekiyordu. Şimdi sizlere tek tek her şeyi nasıl yaptım, neyle yaptım onları göstereceğim. Zaten siz de biliyorsunuz beni izlediğiniz için bilirsiniz. Şimdi dezenfektanlarımla ellerimizi dezenfektanlıyorum. Yıkamak yerine şu an çünkü burada olduğum için yıkayamıyorum. Gidemiyorum yani. Vlogta olduğum için. Biraz tatlımı sileceğim arkadaşlar. Onu yine dezenfektanla siliyorum. Artık göstereceğim. Tahtamızı da temizledikten sonra camlar temiz zaten. O yüzden gerek yok. Camları silemem. Ben çok fazla derinden yapmadım. Sadece toparladım. Hani temizlik değil. Toparladım. Toz aldım işte. Öyle bir şey değil. Anlayanlarınız beni anlamıştır. Arkadaşlar. Çok fazla kaba hani girişmedim her yere. Ki ben bunu köye gitmeden yapacağız zaten, memleketimize gitmeden. O yüzden gerek yok böyle bir şeylere. Şimdi şu şekilde bezimiz kirlendi görüyorsun. Şey boya olmuş. Normalde kir falan gelmedi hiç beze. Ama olsun biz bunu yıkamaya yatacağız zaten. Şöyle şey yapayım. Bunları buraya koyuyorum arkadaşlar. Tamam şimdi size göstereceğim. Tıkandım. Odamın tamamını. Hadi gelin odamı görmeye hazır mısın? Geçelim o zaman. Geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Odamı bu şekilde görüyorsunuz. Burada bir dolap. Düzenli değil mi burası? İyi olmuş mu? Tabii bunları saymayın. Bunları ben götürüyorum. Bunlar olmadığı şekilde iyi olmuş mu diyorum. Bakın buraları hep yaptım. Buralar normalde çok fazla dağınıktı. Bütün oyuncaklar buradaydı. Her şey buradaydı. Burası tabii çarşı pazar gibiydi. Ben orayı düzenledim. Burası da o şekildeydi. Canlar sahibi odayı. Evet düzenledim. Burası. Düzenledim. Burada niye tespih var diye soranlarsa. Bilmiyorum. Tespih olarak koymadım. Çektiğim için hani ara sıra öğretmenler veriyor. Tespih çekmemiz o yüzden. Slime'larımız bu arada duruyor. Göstermişim zaten. Bakın burada. Şunları gösterecektim. Şunun içinde gördüğünüz ya da burada gördüğünüz her şey bakım ile ilgili yani. Burada fanuslarım var biliyorsunuz zaten. Şimdi ben komple göstereyim odamı arkadaşlar. Ve ben geldim. Arkadaşlar odamı her yerine şey yaptım. Fakat camı açmayı unuttum. Biraz hava diye. Şimdi açıyorum ama azıcık. Çünkü öbür camlar açık. Şimdi arkadaşlar bunları ben yıkamaya atacağım. Geleceğim. Oda turu yapmıştım. Göstereyim zaten her yeri. Bakın bu şekilde. Benim odam bu şekilde arkadaşlar. Ortaya geçip göstereyim peki. Çünkü ben bakın burada yaptım. Vesaire. Tatsam. Ve ben. Bir de dolabım. Şimdi arkadaşlar buralar
Şuraya koyayım. Her yeri görünsüz. Buraya koyuyorum. Evet. Normalde buralar dağınıktı. Size göstermedim ama dağınıktı gerçekten. Bu bir 20 dakika içerisinde bu odamı gerçekten temizledim. Süpürme işim kaldı. Toplama işim bitti. Tozlanma işim bitti. Süpürme işim kaldı. Bir de silme işim kaldı. Silmeyi yapmayacağım. Zaten silmiştim odamı. Biraz süpüreceğim. O kadar. Arkadaşlar bu kadar da video. Şimdi sizlere burada bittikten sonra belki mutfak video gelip mutfak atarım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu yıkamaya atıyorum. Sizlere seviyorum. Öpüyorum. Görüşüyorum. Bye bye. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Odasını beğendiyseniz ya da odamı beğendiyseniz like atın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.